Yeni bir analiz videosundan da hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca analizini yapmamı istediğiniz altcoin'ler varsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz diyelim. Hızlıca Bitcoin analizle başlayalım. Arkasından altcoin analizlerine de değineceğiz. Özellikle altcoin'lerde önemli bir gelişme var. Bunlara da hep birlikte göz atalım. Şimdi öncelikle Bitcoin grafiğine bakacak olursak şu alandaki kırılımla birlikte tekrardan 27.900 bantların üzerine bir kapanış gelmesiyle birlikte bir yükseliş trendi başlattık. Buradaki gelen yükseliş trendinden sonra şurada yine dirence takıldığımızı söyleyebiliriz. Neresi orası? 28.300 şuradaki gelen düşüş trendi aslında. Buradan ret yedik. Tekrardan bu alana yükseldik ve bu alanın kırılımıyla birlikte sert bir hareketlilik geldi. Lakin burada önemli olan husus ne? Telegram kanalından bugün video attım. Katılmadıysanız açıklama kısmında link var. Hemen katılın. Bu alanda günlük kapanışlar görmek önemliydi bizim için. Şu anda tekrardan bir geri çekilme geldi. Ve özellikle saatlik anlamda bütün ortalamaların altına düştük. Ve yine bu alanda tekrar hatırlatmak istiyorum. Saatlik anlamda bütün ortalamaların altındayız. Ve alçalan dip yaptık arkadaşlar. Şu kapanışla birlikte. Ve arkasına zaten düşüş sertleşti. Yani şu anda saatlik anlamda kısa vadede hedef konumumuzda neresi olabilir? 27.600 bandı tekrardan hedef konumumuzda diyebiliriz arkadaşlar. Lakin burada önemli olan husus, burada bir alçalan üçgen formasyonu vardı. Bu bandın kırılımıyla birlikte bu formasyonu bozmuş olduk. Bundan kaynaklı aslında bu hareketlilik bizim için önemli olmuş oldu. Çünkü aşağı yönlü kırılımla birlikte daha dip seviyelere gevşeme hareketleri bekleyebileceğimizi konuşmuştuk. Şöyle bir bunları bir silelim. Gerçi şuradaki destek seviyesi kalabilir. Dur şu kalsın. Şimdi 4 saatlik tabloya geçiyorum. Hızlıca 4 saatlik tabloda neler var? Öncelikle bu alanda şöyle bir baktığımda bir alçalan dip yapmış mıyız? Net şekilde bir alçalan dipten bahsetmemiz mümkün görünmüyor bu alanda. Ama şu alanda bak şurada bir dip oluşumundan bahsetmemiz mümkün olursa eğer burada bir alçalan dip geldi diyebiliriz. Ortalamaların altında seyrediyoruz. Bu negatif bir veri bizim için. Ortalamaların üzerine çıksak çok daha tatlı olacak şu kapanışla birlikte. Onun için de 28.200 üzerinde kalmamız lazım. Ama şu an için hem saatlik hem 4 saatlik daha çok negatif seyrediyor dememiz mümkün. Burada da özellikle takip etmemiz alan, yani burada pozitiflik devam edecek mi? 34 bile devam edeceğiz mi? Bunun belirleneceği alan şu an için 28.600 üzerinde gelecek günlük kapanış olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu alan üzerinde teyitli bir 4 saatlik kapanış, yani 2 defa 4 saatlik mum kapatabilirsek de bu alanda yükselişi başlatmış olacağız. Yani günlük kapanışlarda burada bizim için önemli nokta olmuş oldu. Gelelim şöyle bir günlük tabloda bahsedebileceğimiz ekstra bir durum var mı? Açıkçası günlük tabloda böyle hani çok net bir tablodan bahsetmek mümkün durmuyor. Burada özellikle aşağı yönlü olarak şu anda hala 27.000 bandı kırılmadığı sürece bir problem yok. Yukarıda da takip edeceğimiz alanlar 28.500, 28.600 bandı. Bu bandın üzerine bir hareketlilik gelirse bir sonraki aşamada 32.000 dolara doğru bir hareketlilik beklememiz mümkün diye konuşmuştuk zaten. Şu anda da bu beklentiyle hareket etmek lazım. Fiyat aralığı burada fiyat aralığı burada 27.000'li arkadaşlar. 28.500 arasında sıkışmış konumda. Kırılımlara göre pozisyon almak en doğrusu olacaktır. Geri çekilmelerde de özellikle 25.000 bandı hala bizim için en kıymetli destek alanı. Hem haftalıkta hem günlükte bu alanda önemli ortalamalar ve önemli destek noktaları bulunuyor. Bundan kaynaklı kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar burada yapmanız gereken şey 25.000 bandı geldiğinde bu alanı değerlendirmek olacaktır. Özellikle şu anda masada bulunmayan arkadaşlar için geçerli bu. Evet, gelelim altcoin'ler için önemli bir gelişme. Nedir bu önemli gelişme? Altcoin'lerde arkadaşlar aslında bugün itibariyle burada şöyle bir yükseliş trendimiz vardı. Hatta burada bir yükselen üçgenden dahi bahsedebilirdik. Aşağı yönlü kırılımının geldiğini söylememiz mümkün. Ve bu da aslında bir düşüş trendinin net şekilde onay anlamına gelecek bizler için. Hem bir 4 saatlikle düşüş trendi başlamış oldu. Ciddi anlamda önemli ortalamaların altında kapanışlar geldi. Yükselen trendin altında kapanış geldi. Şimdi burada 46.50 bandına kadar önümüzde önemli bir destek seviyesi yok. Bu geri çekilme devam edecektir. Bu da Bitcoin eğer bir geri çekilme yaşamazsa, Bitcoin bu alanda yatay seyrini sürdürürse altcoin'lerde bir kıpırdanmaya sebep olacaktır. Gelelim günlük kapanışa. Bizim için önemli olan nokta buydu. Günlük kapanışta 47.10 bandının altındayız arkadaşlar. Yani uzun zamandır beklediğimiz seviye aslında burası. 47.10 bandının altındaki kapanışlarla birlikte daha dip seviyeler hedefleyebileceğimizi konuşmuştuk. Şu anda 47 bandında seyrediyoruz. Umarım bu bandın da altında, yani şuradaki ortalamanın da altında bir seviyede kapatacağız ve 46 bandlarına doğru süzülerek devam edebileceğiz yarın için. Ve hatta önümüzdeki günlerde burada 44-60 bandına kadar bir geri çekilmeyi bekleyebileceğiz diyebilirim arkadaşlar. Şu anda aslında bence günün en önemli gelişmesi bu olacak bizler için. Dow Jones tarafında yükseliş hareketliliği devam ediyor. Bu güzel. Herhangi bir trendde bozulma yok. Dolar endeksinde burada önemli bir gelişme var. 101.8'in altında kapanışlar gelmeye başladı günlük anlamda. 101 bandının altında günlük kapanış lazım bildiğiniz üzere. Ve burada bir diğer hususta haftalık kapanışın burada 101.8'in altında gelmesi önemli. Yani eğer 2 gün sonra burada hafta kapanışını yapabilirsek 101.8'in altında, hatta 101 altında olursa daha garantili olur. Burada piyasalarda çok ciddi bir hareketlilik daha yaşanması beklenebilir. Doğalgaz tarafında yukarı yönlü bir küçük hareketlilik var. Lakin burada dediğim gibi şu anda hala dip konumda oturduğunu söylemek mümkün. Doğalgaz bandı özellikle 1,5 dolarla 2 bandı aralığında bedava diyeceğimiz konumda oluyor aslında. Bu bandlardan değerlendirilir mi derseniz de yine uzun vade kaldıraç kullanmadan alacak arkadaşlar için oldukça değerlendirilebilir bir bölge olduğunu söylemem mümkün. Özellikle bu alanda 2.22 bandını takip edebiliriz. 2, hatta 2.20 diyelim. 2.20 bandının üzerinde bir kapanış gelirse bu alanda yukarı yönlü tekrardan bir 3 dolar bandını yoklamamız mümkün duruyor. Evet, onun dışında şöyle bir inip baktığımda bahsedebileceğim ekstra ne var diye dolar TL tarafında 3.30'lu bandlara doğru bir hareketlilik bekleyebileceğimizi konuşmuştuk. Bu hareketlilik de geldi diyebiliriz aslında. Yavaş yavaş gıdım gıdım ilerledi. Bu zaten daha öncesinde konuştuğumuz durumdu. Önümüzdeki süreçte bu hareketliliğin devamını bekler miyiz? Aslında bu hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekleriz. Özellikle 19-30 bandlarında ben bir süre daha takılmasını beklerim. Bu bandın üzerine çıkmayı başarabilirsek bu defa daha sert hareketlenmeler görmemiz mümkün. 20 bandını zorlamaya başlarız. Evet, BIST tarafında henüz bir toparlanma şeyi yok, gösterişi yok. Burada alanda özellikle yükselen tepe yaptık. Bu aslında önemli bir veri ama şuradaki 4 adet ortalamayı da üzerine almak için, pardon daha doğrusu aşağı almak için burada 5100 bandının üzerinde kapanış görmek isteyeceğim ben. Şu anda hem burası bir tepe görüntüsünde, yani daha öncesinde direnç ve destek noktası olarak görev yapmış ve ortalamalarda burada olunduğu için 5100 bandının üzerinde bir hareketlilik gelirse o zaman aslında trendin dönmeye yakın olduğunu konuşmamız mümkün. Trendin döndüğünü konuşmamız mümkün olacak. Şu anda bu kapanış gelmediği sürece ben hala tedbirli yaklaşıyorum BIST tarafına. Gelelim bakacağımız altcoin'lere, nelere bakacağız? Öncelikle ARB'den başlayalım. ARB nerelere gider? ARB şu anda ne durumda? Bunları inceleyelim. ARB tarafında şu anda aslında günlükte bir alçalan dip gelmiş. Bu oldukça negatif diyebiliriz. Lakin burada bir megafon yapısı da oluşturmasını bekleyebiliriz. Yani şu şekilde bir megafon yapısına da gidebilir. Burada net bir kapanış daha gelmesi önemli olacaktır. Yani şu anda özellikle şu bandı takip etmemiz şart. 1.15 bandı. 1.15 bandı altında bir günlük kapanış gelirse o zaman ARB tarafında bir düzeltme sürecinden bahsetmemiz mümkün olacak. Şu an için özellikle geri çekilmelerde 1.10 bandı önemli destek görevini görmeye devam ediyor. Özellikle alım yapacak arkadaşlar için bu band değerlendirilebilir alan diyebilirim ama altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü eğer buranın altında bir kapanış gelirse aşağımızda ciddi bir boşluk var. Nereye gideceğini kimse bilemez diyebilirim. Şöyle bir trend hattımız var mı? Güzel, yok aslında. Yani belki şöyle zorlayabilir miyiz? Yok, zorlamaya gerek yok diyelim. Belki saatlikte bir güzel trend alanımız vardır. Sanırım buradan da bir trend yakalayamayız gibi duruyor. Aynen. Yani böyle düzgün güzel bir trend hattımız yok aslında. Bu alanda özellikle bak şu tepenin kırılımı burada çok önemli olur. Eğer 1.52 bandının üzerine, hatta burayı şöyle alsak daha güzel duracak. 1.50 bandının üzerine bir hareketlilik görürsek burada hedef verebiliriz net şekilde. Şöyle bir baktığımızda eğer 1.50 bandının üzerinde bir kapanış bizi doğrudan 1.88'e götürür ki bu hareketlilikte dediğim gibi yukarı yönlü güzel bir yüzdelik karı beraberinde getirmiş olur. Peki bundan sonraki süreçte ARB nereye gidebilir? Yani arkadaşlar market cap olarak henüz çok büyük bir noktada değil ama kötü bir yerde de değil. Yani şöyle bir durum var. Ortalama bir yerde. Yani diyebiliriz ki market cap açısından yorumladığımızda ARB bizi bundan sonraki süreçte 10 kat rahatlıkla götürür diyebiliriz. Ama ben buradan şunu diyemeyiz. ARB buradan 100 kat yapabilir diyemeyiz. Çünkü şu anda zaten 1,5 milyar dolar şey var. Market cap var. 15 milyar dolar 150 milyar dolar market cap'e ulaşması anlamına gelecek. Peki 150 milyar dolar market cap şu anki konumu itibariyle nereye yerleşiyor? Ethereum'un hemen altına. Tabii ki buradaki projeler de hareket edecek. Buradan en az bu coinlerde bir 10 kat görecektir diye düşünüyorum. Hal durum böyle olunca bunlar dahi 100 milyar dolara çıkmış olacak. Ama yine de eğer böyle bir artış gelirse 100 katlık ne yapmış olacak? İlk 10 içerisinde yerleşmiş olacak. Açıkçası şu geçtiğimiz süreç içerisinde zaten güzel bir artış yakaladığı için ben ARB'nin 100 katlık bir senaryoda değerlendirilebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama sepetlerde 10 kat potansiyelli bir proje olarak, güvenilir bir proje olarak yer alabileceğini düşünüyorum. Burada özellikle de kısa vade takip edeceğiniz destek dirençleri de vereyim sizlere. Şu anda net bir düşüş trendindeyiz. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle 1.23 altında kaldığım her dakika bizim için tehlikeli ve burada kıymetli bir destek noktası var. Neresi? 1.21 bandı. Eğer bu 1.21'in altında bir kapanış görürsek bu defa şöyle aşağı yönlü tekrardan 1.10 bandını yoklamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan yükseliş trendinin başlayacağı yerde 1.28 bandı. Evet, ARB için durumlar böyle. Cortex'te durum ne? Diyorum niye çıkmadı bu? Evet, Cortex tarafında da aslında bu alanda kısa vadede düşüş trendinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bizi tutmuş ciddi bir destek noktası neresi var derseniz burada 0.22 bandı var. Eğer 0.22 bandında bir kayıp yaşamamız durumunda nerelere ilerleriz? Şöyle birazcık daha uzaktan bakmam gerekecek. Yani bu alanda aslında net bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendini takip etmek daha makul olur gibi duruyor. Burada bence 0.22 bandının altındaki kapanışları takip etmek lazım. Eğer bu bandın altında bir kapanış gelirse şu 0.21 hattında bir desteğimiz var. Ama eğer buraya tutunamazsa ki boğa döngüsünde olduğumuz için şunu söyleyebilirim. Her desteğin çalışma potansiyeli var. Bu yüzden hani stoplu bakarken de böyle kademeli bir stop değerlendirilebilir bu aşamada. Eğer bu noktada tutunamazsa aşağı doğru bu defa 20 centlerin altına 18 centlere kadar bir gevşeme hareketi beklememiz mümkün diyebiliriz. Burada özellikle 22 bandını eğer stop konumu olarak belirlersen şöyle hemen bakıyorum. Burada %12'lik hatta daha fazla bir düşüşten %13, %14'lük hatta diyelim düz %15'lik bir düşüşten kurtulmuş oluyorsun demek mümkün. Şu an içinde burada özellikle şuradaki tepe noktasının aşımı bence önemli. 23.50 bandının üzerindeki kapanışlar burada tekrardan yukarı yönlü 30 centlere doğru olacak hareketliliği başlatacaktır. Burada 4 saatlik kapanışları iyi takip etmemiz gerekiyor demek mümkün. Peki Cortex bundan sonraki süreçte ne yapar? Benim de sevdiğim, sepetlerimde daha önce yer verdiğim ve güzel de paralar kazandığımız projelerden bir tanesi Cortex. Ben açıkçası bu boğa döngüsünde gayet sağlam durduğunu düşünüyorum. Boğa döngüsünde beklediğimden daha az düştüğünü düşünüyorum net şekilde söyleyeyim ve bence güçlenerek çıktı Cortex buradan. Eski zirvesini çok rahat geçecektir. Yani buradaki 1.37 bandı aslında düşük bir fiyat olarak da gözükebilir Cortex için. Peki market cap'i buna izin verir mi dersek hemen şöyle bakalım. Yani şu anki fiyatının çarpı 10 yapması anlamına gelir ki market cap'i de tabii ki hayli izin veriyor arkadaşlar. Henüz 47 milyonda ve 47 milyon dolarlık market cap burada 100 kat potansiyeli de beraberinde getirebiliyor. Bilginiz olsun. Yani şu anda Cortex aslında sepete eklenebilecek güzel projelerden, mantıklı projelerden, makul projelerden bir tanesi. Ve net şekilde söylemek gerekirse yani şu an ben bile böyle bir ekleyesim geldi. Özellikle böyle bir 18 centlere falan gelirse bir hatırlatın bakalım. Belki biz de sepetimize atarız. Evet, Cortex'ten sonra bir sonraki coin'imiz ne? ANKR. Evet, şöyle hemen Ankara'yı açalım. Evet, şöyle haftalık tablosunda bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle bir günlüğe bakalım. Günlükte ne durumdayız? Ortalamaların üzerindeyiz. Bu güzel. Yükselen tepe ve dip noktalar oluşturuyoruz. Bu da ayrıca güzel. Ve şu anki konum itibariyle de takip edeceğimiz güzel bir stop konum var. Neresi? 0.0333 bandı. Buranın altında bir buranın altında bir günlük kapanış yapmadığımız sürece herhangi bir problem görünmüyor tabloda arkadaşlar. Daha da geriye doğru bir geri çekim, düşüş hareketi görürsek aşağı yönlü son destek seviyemiz neresi olacaktır? 0.275 bandı. Buranın altı zaten daha büyük bir uçurumu beraberinde getirerek 0.150'lere kadar bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Bu yüzden dediğim gibi burada özellikle 0.275 bandındaki destek hattını takip etmek gerekiyor. Şöyle bir kısa vade değerlendirecek olursak da geçtiğimiz saatlerde güzel bir yükseliş hareketi yakalamış ve ortalamaların üzerinde bir fiyatlanmada şu an itibariyle gösteriyor. Kısa vadede aslında tablonun pozitif olduğunu söylemek mümkün. Yükseliş trendi içerisinde devam ediyor ve şu an eğer saatlik anlamda da burada 366 bandının üzerine atabilirsek tekrardan şöyle 42 bandlarını yoklamasını bekleriz. Burada özellikle mesela dikkatli olunacak nokta nere olur? Bütün ortalamaların kaybının geleceği 345 bandında dikkat etmek lazım. Hatta buraya 333 desek olur mu? Bakayım şöyle bir, çok mu aşağıda kalır? Aynen. Yani burada kısa vadede 345 bandını takip edebilirsiniz. 345'in altındaki saat kapanışlar bizi böyle 300'lü bandlara geri götürecektir. Bu da özellikle kısa vade trade takip eden arkadaşlar için oldukça önemli. Gelelim Sand'a. Evet, Sand tarafında neler var? Özellikle şöyle bir 4 saatlik tablosunu alalım. 4 saatlikte bütün ortalamanın üzerinde yükseliş trendinde devam ediyoruz. Bu bizim için ilk önemli noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Şöyle bir günlük tabloya baktığımızda da aslında burada yükselen tepe ve dip noktalarıyla hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Şurada bir kayıp yaşamışız. Bundan kaynaklı bu alanda yukarı yönlü şu hattın üzerine çıkarsak daha tatlı bir görüntü elde edeceğiz. 64.50 bandı diyebiliriz. 64.50'nin üzerindeki hareketlilikler bizi burada nereye kadar götürecek? 68.50 bandına götürecek. Buranın üzerindeki kalış önemli olacak bizim için. Çünkü eğer buranın üzerinde kalabilirsek yukarı yönlü tekrardan şu üst band aralığını, yani 1 dolara kadar olan bandı hedefleyebileceğiz arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde bu alan içerisinde ciddi anlamda güzel destek bulmuşuz. Şu anda bence Sand tarafında takip etmemiz gereken en önemli seviye yukarı yönlü kıracağımız 68 bandları diyebiliriz. Buranın destek haline gelmesi gerçekten çok önemli. Peki destek olarak, yani burada düşüşün devamının tetikleneceği alan neresi olur derseniz 61.50 bandı. 61.50 altında da bir kapanış yapmamamız gerekiyor. Günlük anlamda buranın üzerinde kalmamız gerçekten önemli. Sand tarafında da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, market cap'i çok düşük değil, zaten bilindik proje. Yani sepetlerinizde garanti kar getirmesini düşüneceğiniz, garanti kar anlamında değerlendireceğiniz projelerden bir tanesi Sand'da. Bu yüzden ben sepetimde bolca Sand'a yer veriyorum. Şu anda 1 milyar dolar market cap'i var. Rahatlıkla 10 kat yapabileceğini düşünüyorum. Ve daha fazlasında bence vaat ediyor. Burada 20 milyar market cap'lere oynayabilir mi? 20 milyar market cap'lere bence çok rahat oynar ve bu da zaten 20 katlık artış anlamına geliyor. Ve hatta şunu da söylemem gerekirse arkadaşlar, hani bu alanda belki uçuk fiyatlar olabilir bu boğa için, ama Sand ve Mana'nın mesela önümüzdeki süreçte 100 dolarlara kadar fiyatlanabileceğini düşünenlerdenim ben. Özellikle bu rally içerisinde bir 50 dolar görme potansiyelimiz var mı? bence neden olmasın diyeceğim projelerden. Yani gidecekse hak eden coin bu abi. MANA. Aha, başka bir proje açtık. Genesis MANA. Ne acaba? Evet, Genesis MANA. Bak, IOTA'da bakacaktım, unuttum ona. Şeyi eklemedik sanırım. Kapağı IOTA'da bakalım. Evet. Sand'la aslında benzer şekilde yükselişini devam ettirecektir. Yine birlikte hareket edeceklerini düşündüğüm projelerden Sand'la MANA'da ikisi beraber yol alacaktır. Aynı şekilde 50 dolar hedeflerine gitme potansiyeli olduğunu düşündüğüm projelerden ikisi de. Ben Sand tarafındaki kurumsal yatırımcının daha böyle etkili olacağını düşünmemden kaynaklı Sand'ı bir adım daha önde görüyorum burada. Ha, baktığımız zaman şu Bitcoin'deki 15.000 dibinden sonra MANA çok daha hızlı toparlandı. Lakin dediğim gibi ben Sand tarafını kendime biraz daha yakın görüyorum. Boğa için daha büyük avantajlar elde tuttuğunu düşünüyorum. Ama burada çok net söylüyorum. Hem Sand hem MANA ikisi birden sepette olması gereken projeler, net şekilde bunu söyleyebilirim. Şu anda mesela MANA'da takip edilecek seviye neresi olur derseniz, bence bu alanda 55 bandını takip edebiliriz. Hatta 56 bandı. 56 bandının altında bir günlük kapanış gelirse ciddi anlamda tehlike başlamış diyebiliriz. Zaten ortalamaların altında seyretmiş olacağız. Bütün ortalamaların altında. Hem de düşüş trendi içerisinde olmuş olacağız. Bu da ciddi bir problem anlamına geliyor. Peki kısa vade içerisinde burada nasıl bir tablo var dersek, şurada bir bakalım ne göreceğiz. Şöyle bir yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün diyebiliriz belki. Bu yükseliş trendi gerçekten şu anda önemli duruyor bizler için. Bu trendi takip edebilir miyiz? Evet, bu trendi takip edebiliriz. Burada bir yalnız fincan kulp var. Bu trendin kırılımı önemli olabilir. Çünkü burada eğer 0.58 bandını aşağı yönünü kırabilirsek, şöyle bir hemen hedef verebileceğimiz bir çizim yapalım. Bu kırılımla birlikte 0.45'lere kadar hedef veren bir formasyon oluşturacağız. Yani şu alanda bir fincan kulp oluşumu gerçekleştireceğiz. Bu gerçekten sıkıntılı bir kapanışa sebebiyet verebilir. Yine bakalım, şöyle günlük anlamda bir trend oluşturursak nereyi kırmamız lazım bu defa? Yine benzer bir bandı kırmamız gerekiyor. O yüzden şu anda takip edeceğimiz alan 0.58 bandı. Buranın altında kalmamamız şart diyebilirim. Haftalık tabloda nasıl duruyoruz? Haftalıkta özellikle bu alanda şuradaki dibi çok iyi takip etmemiz lazım. 0.56, hatta tam nokta atışı söyleyeyim. 56.86, yani 0.56.86'nın altında bir hafta kapanışı, net şekilde söylüyorum, yapmamamız lazım. Eğer bu kapanış gelirse aşağı yönlü 40 centlere kadar hedeflenebilir MANA. Bu alanları iyi takip etmemiz gerekiyor MANA için. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi 50 dolara gidebilecek potansiyelli olduğunu düşündüğüm projelerden bir tanesidir. Yani şu anki konumuna baktığımızda 100 katlık bir potansiyel anlamına geliyor. Tabi bu benim verebileceğim şu andaki maksimum hedefler. 50 kat yapar, 40 kat yapar, ama bunları yapması gereken, en az yadırganacak projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir de son olarak IOTA bakalım. Yorumlarda o da vardı. Şey eklemeyi unutmuşum, kapağı. Evet, IOTA tarafında da aslında burada net şekilde kısa vadede yükseliş trendi devam ettiğini söyleyebiliriz. Kısa vade ilk destek noktamız burada 0.22 bandı. Daha da aşağılara indiğimiz zaman burada takip edeceğimiz en önemli destek hattı 0.21-21 bandı diyebiliriz. Buranın altında bir 4 saatlik kapanış bizi aşağı yönlü 19.50 bandlarına kadar gevşetecektir. Bu yüzden burada 0.21-21 bandını iyi takip etmemiz lazım IOTA'da. Yine günlük anlamda yükseliş trendi içerisinde devam ediyor. Özellikle burada 0.22-50 bandının üzerinde bir kapanış görebilirsek yukarı yönlü bu kez hedeflerimizde arkadaşlar 25 centler olacaktır rahatlıkla diyebiliriz. Bu alanda şu anda özellikle yükselen tepe yapacağımız, hani şu alanda bir kırılım vereceğimiz 0.23 bandı da önemli bir direnç görevi görüyor. Ve haftalık anlamda burada net bir yükselen tepe görüntüsü henüz oluşmamış benim nazarımda. Bu tepe görüntüsünün oluşması da gerçekten önemli. 0.25 bandı dediğimiz direnç hattı. Bu 0.25'in kırılımıyla birlikte açıkçası yukarı yönlü ciddi bir hareket potansiyeli almış olur. 0.35'lere kadar en basitinden bir yükseliş hareketi vaat ediyor desek bu alanda %40'lık bir kar anlamına geliyor. Uzun vadede IOTA tutulur mu, alınır mı? Kesinlikle arkadaşlar, uzun vadede tutulabilecek projelerden bir tanesi IOTA'da. Ben direkt sepetimde, ilk sepetlerimde yer vereceğim bir proje değil. Bunu çok net söyleyeyim. Ama sen beğeniyorsan, sen ekibine güveniyorsan bu anlamda IOTA çok net değerlendirebileceğin projelerden bir tanesi demem mümkün. Açıklama kısmında Telegram kanallarımızın linki var. Mutlaka Telegram kanallarımıza katılın. Yine arkadaşlar Kuantferlin'in de açıklama kısmında linki var. Özellikle TradingView'in bütün özelliklerini ücretsiz kullanmanızı sağlıyor. Sınırsız gösterge ve indikatör açabiliyorsunuz. Aynı zamanda da işlemlerinizde işlem ücreti ve komisyon ücreti almıyor arkadaşlar. Yine emtiadır, hisse senedidir, kripto paradır. Bunların hepsini bir arada tutabiliyorsunuz. Bu da ayrıca bir güzellik. Ve yine hatırlatmak isterim ki burada özellikle kaldıraçlı gümüş ve altın alanlar, yani ben dediğim gibi 2-3 kaldıraçlı gümüş ve altın tutmayı gerçekten seviyorum ki önümüzdeki süreçte doğalgazı da yine bu şekilde tutmayı düşünüyorum. Onlar için büyük avantaj sağlıyor. Çünkü aldığın konumdan bir ay sonra satsan diğer borsalarda kaldıraç kullandığın için bir fonlama ücreti ödüyorsun ki bu uzun vadede aldığın yerden sattığında zarar etmene sebep oluyor. Burada komisyon olmadığı için herhangi bir şekilde böyle bir zarar yazmıyorsun. Dediğim gibi doğalgaz tarafı özellikle güzel fırsatlar vaat ediyor şu anda. ×2 garantisi var nereden baksan, çünkü her 2 dolara gittiğinde doğalgaz fiyatı o yıl içerisinde en az ×2 yapmış. Biz bunu bir de 2 kaldıraçta aldığımızda ×4 garantili bir alım yapmış oluyoruz arkadaşlar. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere, hoşça kalın.